Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yani bu videoda BMW motoruyla beraber olacağız. Bu motor F20 F30'larda çıkan Nida 13 diye geçen bir motor tipimiz. PSA grubun ürettiği aslında bir motor. Citroen'lerde de benzer aynısını görebiliyoruz. 1.16 BMW ile beraber olacağız. Motor kaputuna geçelim. Motoru gösterelim. Bu şekilde aşina olduğunuz bir motor olabilir arkadaşlar. Özellikle de görün ya, Fransız grubunda Citroen'de de gördüğümüz bir motor. Bu araç üzerinde sıkıntılarımız var. Yarın başlayacağız araca. Söküm aşamalarını izleyeceğiz. Evet, artık ertesi gün oldu ve motoru almaya başladık. Motoru niye alıyoruz? Neden bu işlemleri yapıyoruz? Öncelikle bunu belirtelim. Aracımız daha önce arkadaşlar hararet görmüş. Buraya geldiğinde su bidonunda su yoktu. Bunu belirtelim. Bunun dışında... Evet, şurada su kaçakları mevcut. Conta yakmış. Bu araçlarda zaten özellikle hararet çok önemli. Acayip bir şekilde hararet yapan bir motor. Kesinlikle soğutma sisteminin çok iyi olması lazım. Biz de termostat, devir daim bölümlerine ve radyatörün temizliğine dikkat edip bu şekilde montajları yapacağız. Buna özellikle dikkat edelim. Aracımıza buji bobin denemeleri yaptık. Özellikle de Nida 13 motorlarda subap arızaları bildiğiniz üzere çokça karşılaştığımız bir sorun. Teklemede aracın içerisinde tahrik arızası diye bizlere veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi buji ve bobin denemeleri yaptık ancak herhangi bir sonuç alamadık. Aracımızın contası da yandığı için motoru alacağız. Subap arızası olduğunu da düşünüyoruz. Dışarıda işlemlere devam edeceğiz. Böyle bir arızası var. Aracımızın kilometre bilgisini de verecek olursak 147.000'de. Bu aşamaya kadar neler yaptık baba? Biraz bahsedersen aslında, çünkü bayağı bir boşaltmışsın. Bunu filtresini aldık. Filtresinden başladık. Motorun üst kapağından. Elektrik tesisatından başlıyoruz. Gördüğümüz üzere bütün tesisatları boşaltıyoruz. Ateşli ve bobin uçlarını aldım. Sensörlerini aldım. Egerenini aldım. Turbo borularını aldım. Su hortumunu aldım. Suyunu boşalttım. Ve bu üst koruma kapaklarını aldım. Sökmeye devam ediyoruz. Embe manifolduyla devam ediyoruz. İşlemlere aracın altından devam edeceğiz. Aracın altına geçelim. Herhangi bir kaçak göçek var mı? Öncelikle tespitini yapalım. Aracımızı aldık. Yine sağ tarafında aracımızın plastik bir koruma daha var. Onu da alıyoruz. Bu şekilde. Tüm korumaları aldıktan sonra öncelikle yağ kaçaklarına bakalım. Bakın şanzıman bölümünde özellikle yağ kaçakları mevcut. Böyle sağ tarafa doğru gittikçe yoğunlaşan bir yağ kaçağı var. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bakın buralarda yağ kaçakları var. Hemen motor bölümüne gidelim. Bakın motor bölümünden aradan gelen motor yağımızdır. Bakın buralara kadar ulaşmış. Yukarı bölümlere bakıyoruz. Şu bölümde özellikle yine yağ kaçakları. Üst bölüme bakıyoruz. Üst bölümde de yağ kaçakları var. Buraya göz attığımız zaman travers bölümünde zaten yağ kaçaklarından kaynaklı tozlanmalar özellikle de tutmuş arkadaşlar. Hem şanzıman bölümünde giderilmesi gereken yağ kaçakları hem de motor bölümünde giderilmesi gereken yağ kaçakları var. Bakın burada özellikle görünüyor. Yine aynı şekilde arka taraflara bakıyorum. Burada da var. Üst taraflarda çok fazla yok sağ tarafta. Ama yine şu bölümde özellikle görülebiliyor mu? Hemen şu bölümde arkadaşlar da kısmi olarak yağ kaçakları var. Yani baktığımız zaman aracın altında yağ kaçakları mevcut. Hem şanzıman hem motor bölümünde özellikle bunları görüyoruz. Evet, manifoldun alt kısımlarını gösterelim. Turbo solenoid valflerinden biri. Hatta evet, solenoid valfi diyelim. Onu söktük baba. Başka? Manifold civatalarını söktün. Oynuyor zaten. Burada depo havalandırmamız var. Onu söktük. Burada şu parçamız görebiliyor musun? Evet. Şu depo havalandırma valfi. Bunu söktük. Baş motorumuz var burada. Burada yukarıdan gösterdiğim su kaçaklarına da tekrar değineyim. Buradan daha net gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Şu bölümde özellikle de antifriz kırmızı kaçakları görebiliyoruz. Buradan da üstten gösterdiğim bölge. Burası da termostat bölümünden özellikle su kaçakları var. Alt bölümü çektik. Manifoldu alacağız. Manifoldun civatalarını da söktük. Yukarı geçelim. Tabii manifold bölümünü almak biraz zor arkadaşlar. Uğraştıran bir bölgede. Şimdi şu kelebek buharımızı bir getirelim. Şimdi burada
Aşağıdan bahsettiğim solenoid valfi burada baba. Evet. Onu göstereyim. Emişi de şuradan giriyor. Hemen arkasından giriyor. Bakın şuradaki hortumlar emişten. İki tane hortum giriyor. Bakın takip edersek eğer turbodan gelen. Bakın şuradaki hortumların aynısı arkadan alınıp buraya kadar geliyor. Bunları çıkarıyoruz. Tabii ki manifoldun üzerinde olduğu için bunlar çıkarmamız lazım. Evet. Manifold bu şekilde. Benzinli bir motor olduğu için içerisinde çok fazla kir veya kurum olmaz arkadaşlar. Bunu öncelikle belirteyim. Dizel gibi katran katran kurum beklememek lazım. Üzerinde de MAP sensörü mevcut. Aracımızın hemen sağ bölümünde bulunan motor beynini de özellikle çok iyi muhafaza etmemiz lazım. İyi bir yerde bulunması lazım. Başına bir iş gelse sıkıntı. Evet, manifoldu açtık baba. Evet. Bayağı bir yerimiz açıldı. Buradan sonraki işlemlerimiz marş dinamamız var herhalde. Enjektörlerimiz var. Bunları itinalı bir şekilde almamız lazım. Marş motorumuz, motor etrafımız, motor kulağımız. Manifold almadan kulağı sökmemiz bayağı zordu. Şimdi meydana çıktı. Elektrik tesisatını böyle bir toplayalım. Ondan sonra su bölümüne geçelim. Bakın yağ kaçaklarından devam ederken şurada da yağ kaçağı gördüğünüz gibi çok bariz bir şekilde. Burası nedir? Motorun ön kısmında ne var? Zincir bölümü burası. Ön kapak diye geçen bölümde yine yağ kaçakları mevcut. Buradan söküyorum. Marşımızın, marş motorumuzun elektrik kısmını artık sökmeye başladık. Alternatör şarj dinamamız yani oraya gidiyor bak. Devamı değil mi? Evet. Ana jeren yani. Şarj motoruna takılacak. Bu demir ayağımız. Yağ çubuğumuz. Yağ çubuğunu tutuyor. Yağ çubuğunu o zaman komple alıyoruz. Bu. Alabiliriz. Bu da yağ çubuğumuz. Ucunda orlik conta oluyor. Buna kesinlikle dikkat ederim. Takarken de özellikle değineceğiz ama yağ kaçağı yapar arkadaşlar. Rail müşürümüzü söküyoruz. Enjektörü tutan şu tors çivataları görüyoruz. Onları söküyoruz arkadaşlar. Soketleri itinayla çıkardık. Evet. Enjektör kütüğü, rail müşürü, işte soketleri de var üstünde aldım. Bakın burada önemli olan arkadaşlar şu soket sarı siyah mor hatta herhalde baba. Bu aracımızın vuruntu sensörü olarak geçen sensörümüzdür. Motor bloğuna girer. Bakın burada. Hani bunu yanlış takanlar oluyor bu araçlarda. Detaylıca değinmek istedim bu konuya. Sarı ve bunun dışında bir tane hem havalandırma hem solenoid valfine giden iki tane aynı soket var. Onların da yanlış takılmaması gerekiyor. Çünkü bunlar yan yana olduğu için karıştırılma ihtimalleri olabilir. Soketler birbirine oluyor için garibi yani. Aynen oluyor. Yani bu da ne olacak baba? Çalışmamasına sebep olacak. Bahsettiğimiz sensörümüz bu. Vuruntu sensörü. Bunun cıvatası. Başlıyoruz. Üst vidası. Bir tane de burada var. Arkadan gelir. Bak maşın diğer vidası arkadan gelir. Sökeyim dedim. Ama içinde cıvata yok. Takılmamış. Şurası. Evet. Aynen. Benzin dekorumuz. Evet alabiliriz. Ya zaten çıkmayacak. Yine o gergiyi sökeceğiz ama. Evet Ayşe'nin bu şekilde boşladığını görelim. Çıkartıyoruz. Burayı komple boşalttık. Biraz görmediniz. Marş dinamasını falan aldık. Tabii ki şu içeriden türbün tork konvektörünü sökeceğiz. Marş dışlısını ayıracağız. Buradan da yavaş yavaş sökümlere görmüş olduğunuzu elektrikli devir daim buradan da gergimizi aldıktan sonra V kayışını
rahat bir şekilde dışarı alacağız. Bunların değişimini yapacağız. Tabii ki toplarken. Elektrikli bu şekilde. Daha önceki yaptığımız arabanın bu katlak çatlamış, ses aramıştık. Evet. Solakta çalışması biraz zor. Evet. Kayışı da, gergiyi de aldık. Bakın şuradaki motor kulağı sağ taraf. Somunu söktük, bunu alıyoruz. Bu şekilde. Hemen sol taraf. Burası zaten açık bir şekilde gözüküyor. Buradan alıyoruz. Tabii artık arkadaşlar gördüğünüz gibi volan söküm işlemlerine geçtik. Volantı sökmeden önce sökerken daha doğrusu burada krangı döndürerek civataları tek tek buradan boşaltıyor baba. Tabi burada önemli detaylardan biri, bu civataları takarken kesinlikle karıştırmamak. Uzun gelirse tork konvektörünü delebilir, yağ kaçağına veya aracımızdaki şanzımansal problemlere yol açabilir. Tekirdağ'dan gelecek. Bitti. 4 tane tork konvektörü civatasını söktük. Artık boşta. Şuradan isterseniz size göstereyim. Şöyle, hatta bir dakika. Aynen. Ayrılmış olduğunu buradan görebilirsiniz. Babam ön taraftan motoru çeviriyor. Arkadaki parça dönmüyor. Aynen. Öndeki dönüyor, arkadaki dönmüyor. Beraber geliyor. Marş dişlisi dönüyor, tork konvektörü dönmüyor. Şu şekilde görünebilir. Evet arkadaşlar, sonunda motorumuzu aşağı aldık. Bu şekilde motorumuz. Kasa bölümüne baktığımız zaman artık koskoca bir boşluktan başka hiçbir şey yok. Yine böyle gezelim. Yani üstünde kalan şanzımanımız kaldı. Klima kompresörü, travesi tabii ki ellemedik. Direksiyon kutusu falan filan var. Yani çok da büyük bir şeyi kalmadı. Artık arabanın dışarı çıkma vakti geldi. Motoru da gördüğünüz gibi aldık. En son yine yağ kaçak bölümlerini dışarıda çekememiştim. Buradan daha detaylı görün. Yağ kaçakları aşırı şekilde motorun komple etrafını sarmış. Burası motorun zincir bölümü oluyor. Motorun hemen manifold sağ tarafında kalan kısım, bakın buralarda yağ kaçakları devam etmiş. Bakın yağ kaçakları devam etmiş. Devam ediyor. Bakın burada silindir kapak contasının olduğu noktayı komple saran bir yağ kaçağı var. Araç hararet gördü. Çekleyen bir araç. Şöyle yine gösterelim. Burada egzoz bölümü olduğu için çok bir şey yok. Bu da marş dişlisi. Marş bölümü. Burada yağlarımız var, kaçaklarımız var. Burada var. Evet, söyleyebileceğimiz bir şey kalmadı. Uzmanı sabitleyeceğiz. Daha sonra aracı dışarı alacağız. Evet, motoru dağıtmaya başladık diyebiliriz. Burada sökmüş olduğumuz bazı parçalar var. Bakın koruma sacılarından
egzoz bölümüne, egzoz bölümünden şarj dinamosuna, yine koruma bölümü, su termostatı arkadaşlar. Yine koruma sajlarını aldık. Su borusu, su borularındaki çürükler acayip bir şekilde kaçaklara yol açmış. Üst kapağımız bu. Şu şekilde motor üst kapağı mevcut. Burada değinebileceğin turbomuz da var, su kaçağımız. Bak turbonun kendisinde. Bak görüyor musun fasları? Buradan suyu vermiş. Bak boruyla birlikte iniyor aşağıya. Turbanın içerisinde talaşlanmalar var baba. Şöyle. Baksana. Buradaki su bölümüne dikkatli bak. Ne hale gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yeşil, kırmızı, değişik değişik paslara yol açmış. Ama dese basit ama çok değerli. V kayış gergisi buna montaj. Şarj dinaması alternatör buna montaj. Klima kompresörü buna montaj. Ama her yerini yağ kaçağı sarmış evet. Baba. Özellikle buna değinelim. Yağ kaçakları çok önemli. Bunların yıkamasını da yapacağız. Ya değinebilirsin. Çok önemli hortumlardan birisi baba. Başımıza gelmişti turbonun bu araç. Bir araç vardı. Bu patladığı an her yer yağ kaçağı olmuştu. Yere kadar dökülmüştü. Kartelde yağ bitiyor. Farkına varmıyorsun. Devam ediyordun. Motor kilitliyorsun yağsızlıktan. Bir hortum. Küçücük hortumdan kaynaklı. Evet. Motorun bölümlerini açtığımızda baba görüyorsun. Acayip bir yağ kaçaklarına ulaşıyoruz yani. Evet. Aslında arabanın motorun üzerindeyken böyle durumlar yoktu. Söktükçe aslında meydana çıkıyor. Evet, açtıkça yağları görüyoruz baba. Evet evet her yerde var. Turbo bölümünün biraz önce değinmiş olduğunu söküyorsun. Hemen bu tarafında ise yağ borusu var. Peki bu sararmalar neden baba? Yani buralarda sararmaya benzer yani. Değil mi? Oksitler bunlar. Su kaçağından dolayı. Bak. Bir detaylı bakarsak görünüyor zaten sapsak. Bu yağ bölümü. Bak, o da biraz önce değindiğimiz hortum. Bakın ne hale gelmiş. Patlamak üzere bak. Çok önemli olduğuna değindik. Bıçak gibi kesmiş bak burayı. Netli orayı. Benim bu yanını geçersen daha net alırsın belki. Patlamak üzere. Yani şunu diyebiliriz ki bu araba yolda kalmadan iyi ki de buraya gelmiş. Bu işlemler yapılıyor. Yoksa yolda kalıp çekiciyle gelecekti. Bu masraf iki kat olacaktı. Tabii. Araç yatak sarmış olacaktı. Aynen öyle. Tam zamanında gelmiş yine bir müşterimiz. Tabii burayı kor civatası. Yağ delikli civatalardır. Önünde ve arkasında bu civata, rekor civatalarının bakır pullar mevcut. Bakalım. Bir dakika. Aynen. Hortum bu. Kararını siz verin. Ne duruma gelmiş. Yağ çıkıyor baba. Yağ geri dönüşüyor turbona. Açıp da görelim bakayım ne var içinde. Görelim herhangi bir yırtık var mı? Bakın zedeleme var burada. Ama diğeri gibi çok kötü değil ama baba. Taş gibi olmuş. Taş gibi olmuş. Bakın şu turbonun su bölümüne baktığımızda burada acayip bir sıcak var ve su girişi var. Ayrıca buraya sıvı conta olmaz. Herhangi bir sıvı contaya gerek yok. Burada orli olur baba. Orli de direkt içine girer. Aynen direkt içine girmeli olur. Sıvı conta kullanılması yanlış olmuş. Evet. Şu bölümü özellikle değineceğim. Bunu alalım baba masaya. Görüyor musunuz? Söktüğümüz yerler. Netleyelim. Sıvı contalar. Sürmeyi kalitesiz antivirüs. Aynen öyle bak. Zaten şunlar hep kimyasallar baba.
Artık kortumlaşıyor. Manifoldu sökerken babam üst kapağı açtığımız için motor yağının rengini görebiliyoruz. Aşırı derecede yanık arkadaşlar. Rengi aşırı derecede kırmızı, kahveli bir şekilde bir rengi var. Buna buradan değinelim. Bak baba burada şu nedir? Buna bir değin istersen. Kameradan görebiliriz. Motor yağının bölümü. Evet. Tahil olmuş. Yonta yağdığında yağa su katmış. Evet. Yeni yeşilleri başlamış. Bu şekilde iç kısmı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kronik sorunlardan biri olan egzoz manifold bölümünde anahtar dahi vurmadık buralara. Gevşek. Bunlar gevşek. Kronik. Yani ne kadar söktüysek bakın. Hepsinde bu sorun var. Görüyor musunuz? Hepsi gevşiyor bunlar. Yine de bahsetmiş olalım. Nido 13. En az 10 tane 15 tane geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın egzoz manifold bölümündeki yağlar. Yani 147 bin diyoruz kilometre olarak ama hiç benzemiyor diyelim baba. Bana inandırıcı gelmiyor. Kurumlara bakalım. Manifold çıkışlarındaki kurumlar. Şöyle. Özellikle de yani bu bölümde egzoz manifoldu var. Yağ kaçaklarını görüyorsunuz. Burada herhangi bir yağ lekesi dahi olmaması gerekiyor. Egzoz tarafı valf. Yağın rengi çok kötü durumda şu anda. Üstünde su kaçaklarının olduğu bölümden bahsetmiştim. Bakın dışarıdan ne kadar net bir şekilde görünüyor. Üstündeyken çok zor görünüyordu. Ama üstünde dışarıdayken... Peugeot Partner Tepe ile beraberiz. Bu videoyu arkadaşlar periyodik bakım, disk balata olarak değişikliklerini atacağım. Müşterimiz görsün diye BMW videosunun içerisine bunu da sığdıracağım. Çok fazla araçlar olduğu için çekim sıkıntısı yaşıyoruz bu aralı. Dışarıda da bekleyen araçlar da var ayrıca. Aracımız 1.6 dizel Peugeot Partner Tepe. Değişikliklere geçelim. Bakın böyle bir artık servisin geldiğini söylüyor. Kilometre bilgisini göstermek adına açtım ama 141 binde. Motor bölümümüz de bu şekilde 1.6 dizel arkadaşlar. Aracımızın periyodik bakımını yapacağız. Disk balataya bakacağız. Büyük ihtimalle değişecek. Hemen o bölüme geçelim. Motor orada dağılırken ben burada yağ filtresini, hava filtresini söktüm en son. Gördüğünüz gibi motor yağı boşalıyor. Zamanı gelmiş. Arkadaşlar zincir bölümünü paleti kırık çekmek istedim. Çünkü orada bakım yaparken paletinin kırık olduğunu görüyoruz. Zincir zor dayanmış. Rengine bakar mısınız? Yanmış. Zaten yandığını iç kısımlara paletlerin durumuna bakın. Görüyor musunuz? Paletleri zaten alacağız. Kırık bölümü de göstereceğiz. Bakın. Palet burası kırık. Paletin burası kırık. Şöyle göstereyim. Üst taraf kırık. Tam zamanında gelmiş yani bu arada. İçindeki paletin yani zincirin oturduğu yere bakın nasıl iz yapmış. Işıktan tam görünmüyor mu? Ve yanık olduğunu göstereyim. Yanmış arkadaşlar bunlar. Acayip bir şekilde yanık. Dişlilere bakın. Görüyor musun nasıl kavrulmuş? Zincir bölümü de aynı. Hiç zincire değinmeye bile gerek yok. Kahverengi rengi almış. Bu şekilde zincir falan değişecek tabi. Silindir kapağını da alalım. Daha sonra işimiz bitip
bizim rektifiyeciye göndereceğiz. Rektifiyeci artık işleri devam ettirecek. Bu arabanın sentesi. Burada bir deliğimiz var. Volantı kilitlemek için. Burada bir delik var arkadaşlar. Volantı kilitledik. Üstten aparat var. Aparatı da göstereceğiz toplarken. Üstten aparat geliyor. Bir dakika. Üstten aparat geliyor. İki tane aparat var. Civata yardımıyla sıkıyoruz. Tabii bunu yaparken ne yapıyoruz? Eksantrik millerinin arkadaşlar yazısının üstte olduğunu emin olduktan sonra, üstte olduğundan emin oluyoruz. Sonra aparatı koyuyoruz. Eksantrik kilitleniyor. Volantı da dediğim gibi buradan kilitliyoruz. Yaylar ne halde? Şu yanıkları görebiliyor muyuz? Görüyor musun? Yok. Hep değişici hesaplamalar, yenileyeceğiz. Bunların yandığını bahsetmiyorum artık. Yani aracın ne durumda olduğunu görebiliyoruz. Simsiyah olmuş, kavrulmuş. Bu saplamaların değişmesi çok gerekiyor. Güzel, değişeceğiz. Ve ayrıca ona değinecektim, unuttum. Arkadaşlar burada aşırı bir yanık kokusu var. Yani aşırı derecede yanık kokuları var. Bunu belirteyim. Mesela bu dünden önceki gün bu çöpleri boşaltmıştık. Buna da demek istiyorum. İki günde bu hale geldi yani. O derece yoğunluğumuz var. Şimdi silindir kapağını alıyoruz. Artık aldık. Contayı kaldırıyoruz ama hararetten dolayı patlamış halini görüyoruz. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi arkadaşlar. Bakın 3 en alttaki patlamamış ama. Evet, patlamaya yakın. Yakın dur bir çek. Şu biri, şu ikisi, şu üçü, şu dördü. Silindir kapak contası bu şekilde. Arkadaşlar patlağı gördük. Çöp. Şöyle su kanallarından gezeyim. Bakın dıştan gördüğümüz kireçlenmeler, paslanmalar motorun içerisinde de mevcut. Ne hale geldi? Kızarıklıklar aynı. Simsiyah. Buraya değil. Kurumlar aynı. Evet. Contayı göstermiştik kopuk olduğunu ve buradan bu tarafa ve buradan bu tarafa kompresör gezmesi yaptı. Burada da yeri belli. Aynen öyle. Bunun dışında subaplara değinelim usta. Subaplarımız yanık. Subaplarımız takım emme olarak ve egzoz olarak takımı değişecek. Yakmamış. Normal yakmış. Sol taraf yağlı. Evet. Dördüncü pistonumuz yağlı. Muhtemelen bunun sekmanında problemimiz var. Yağı görebiliyoruz. Koyduğunda katranlaşıyor. Aynen öyle. Şunu bir çıkaralım mı? Buralar ne olmuş baba? Silikon batmışlar ya, her yere gelmiş. Bakın. Kapağın buralarda çürümeler var. Bak görebiliyor muyuz? Bu kapağımızın değişmesi büyük ihtimalle gerekecek. Çürümüş. Şu çürükleri görebiliyor muyuz? Buyur gel. Geliyorum bir dakika. Şurayı çekeyim baba. Şunlar önemli noktalar. Önemli detaylar bunlar. Birinci gözümüzde istenen boşluğumuz mevcut. Yağ yakıyor dediğimiz dördüncü göze bak sesi alalım, boşluğu net alalım. Aynen öyle. Dışarıdan da sesler geliyor, aldı mı bilmiyorum ama buradan bariz bir şekilde görünüyor. Oynadığını görebiliyor musun? Bunu rektifiyeciye göndereceğiz. İçini de gösterdik. Artık bizlik bir şey yok arkadaşlar. Rektifiyeci halledecek, kapağı test edecek, bloğun yüzeyine bakacak, hararet aşırı derecede gördüğü için araba bunların eğri olma, kapağın çatlak olma gibi ihtimalleri de var.
Buna göre hareket edeceğiz tabii ki. Bu yüzden bizlik işi bitiyor. Burçlarımızı çıkarıyor babam şu anda. Şöyle burç. Diğeri de burada. Motorun bizlik işi bitiyor. Bizlik işi derken arkadaşlar, toplama aşamalarında tabii ki biz bunları toplayacağız ama. Buradan da gördünüz, bu aracı söküyoruz. Motor yağını göstereyim. Motor yağı bu şekilde. Hava filtremiz maalesef simsiyah. Zamanı gelmiş. Bu şekilde. Yağ filtremiz de bu şekilde. İçine bir odaklanalım. Bakın ne halde olduğunu görebiliyoruz. Videoyu bitireyim dedim. Kartel içerisinden arkadaşlar palet kırıkları çıkıyor. Yine karşılaştığımız ilginç şeyler olduğu için videoyu bitirmek istemedim. Bu bölgeyi de öncelikle çekmek istedim. Öncelikle motor yağ karterini aldık. Burada görmüş olduğunuz aracımızın içerisinde yağ basıncını ölçen elektronik bir gösterge var. Bu onunla alakalı. Yağ pompa zincirimiz burada. Artık alabiliriz. Zinciri en son çıkardık. Yağ pompa zincirimiz. Elektronik olarak söktüğümüz sensör, yağ basınç sensörü vardı. Krank da simsiyah. Isıdan yanmış arabaya. Çektim. Bir palet daha. Plastik. Motor bloğunu ve silindir kapağını götürüyoruz. Videoyu bu sefer bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ağır emekler içeren bir video arkadaşlar. Uzun uğraşlar verdiğimiz bir video. O yüzden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bizlere destek vermeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı da ya eleştirileriniz varsa arkadaşlar aşağıdan güzel eleştirilerinizi de yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda, bunun toplama videolarında da beraber olacağız.